Poyrazköy davasında yargılanan 83 sanık karara sevinemedi. Çünkü 6,5 yıllık dava sürecinde silah arkadaşları Yarbay Ali Tatar ve SAT komandosu Saadettin Doğan'la Profesör Doktor Türkan Saylan'ı kaybettiler. Duruşma sonrası adliye kapısı önünde buluşan herkesin dilinde, yüreğinde kumpas şehitleri vardı. Biz başladığımız yerdeyiz. İlk günde bunu söyledik. Biz böyle bir suç işlemedik diye. Bugün sadece bu kanıtlanmış oldu Türk hukuku tarafından. Sadece bunu göremeyen şehitlerimiz var. Saadettin Doğan, Ali Tatar. Kardak Adası'na çıkan SAT timinin komutanı Ali Türkşen ilk kez kameralara konuştu. İlk sözleri Ali Tatar'ın ve Saadettin Doğan'ın hesabı sorulacak. Kumpasın sorumluları yargılanacak oldu. Mahkemede de söyledim. Biz bugün çok şükür kör topal da olsa bugüne iki ayağımızın üstünde gelebildik. Tekrar söylüyorum. Ali Tatar yok. Saadettin Doğan yok. Türkan Saylan yok. Bu gece onların evinde böyle bir sevinç yaşanmayacağı için ben de o sevinci dolu dolu yaşayamıyorum maalesef. Peki bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsun? Bundan sonraki süreçte benim özellikle Genelkurmay Başkanlığı paralel yapının hiçbir şekilde silahlı kuvvetler içerisinde olmadığına dair bir karar çıkarttı. Bir inceleme yaptıklarını söylediler. Ben bu karara da hala ceza da aldım bu. Ceza almış olmama rağmen tekrar üstüne basarak söylüyorum. Uygun bir araştırma yapılmamıştır. Gerekirse bu araştırmayı kendileri yapamıyorlarsa emniyet birimlerine bıraksınlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bıraksınlar. Bizim başımıza bu işleri açanların silahlı kuvvetlerin içerisinden olmaması mümkün değildir. Mümkün olmadığı için bu hainler diyorum ben onlara. Hala eğer görevlerinin başındalarsa, emekli oldularsa da nerede iseler bulunmalarını istiyorum. Ve onların adalet önüne çıkarılmasını istiyorum. Emekli binbaşı Levent Bektaş, 2009'dan beri suçsuz olduklarını anlatmaya çalıştıklarını söyledi. 2009 yılında neler söylediysek, 2015 yılının sonunda da aynı şeyleri söyledik. Ancak bizim söylediklerimiz şimdi dikkate alındı ve değer buldu. İnşallah bundan sonra bu ülke böyle hukuki süreçleri yaşamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri de bir şekilde mağdur edilmez. 20 ayı aşkın süre tutuklu kalan Deniz Kurmay Albayı Ümit Metin kısa konuştu. Türkiye'nin geleceği yargılandı dedi. Bu yaşananlar yaşandı. Biz kaybettik. Tabii ki bir sürü şeyimizi kaybettik ama Türkiye de kaybetti. Türk Deniz Kuvvetleri 10 senesini kaybetti. 10 sene terfi edecek ilk 10 sıradaki albayı tutukladılar ve ordudan saf dışı ettiler. Amirallerin yarısını saf dışı ettiler ve bizi maalesef Türkiye çok büyük kayba uğradı. Bizim kaybımız bu kaybın yanında okyanustaki kum tanesi gibidir. Doğu ve Güneydoğu'da bölücü terörle mücadele eden emekli jandarma kurmay albay Hanifi Yıldırım da mücadelenin kumpas kuranlar yargılanmadan bitmeyeceğini belirtti. Ayrıca bu maddi manevi kayıplarımızın yanında bizlere bu kumpası kuran, az önce mahkemede de şahit olduk, tüm müsebbiplerinden şikayetçi oldular ama ben bunu yakında yazılı olarak, spesifik olarak ifade edeceğim. Çünkü elimizde bunların isimleri var, belgeler var. Net olarak bunlar hakkında dava açılması konusunda girişimlerimiz olacak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyelerinin elinde Türkan Saylan'ın fotoğrafı vardı. Derneğin burslarıyla okuyan gençler de oradaydı. Bu işin suçlusunu aramak benim hakkım. Ben ÇDD Genel Başkanı olarak suçlularını arıyorum ve suç duyurusunda da bulunuyorum.